obezite ve metabolik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Metin Karadeniz bizlerle. Obezite nedir? Obezite vücut yağ dokularında anormal ve fazla miktarda sağlığı bozacak ölçüde yağ birikim olarak tanımlıyoruz. Obezite bir hastalık. Bunu bir kere kabul etmemiz lazım. Yetişkin nüfusun %30, yani her 3 kişiden birisi obez. Kimler gerçekten bu operasyonu yapmalı? Hitap ettiğimiz hasta popülasyonu 3. derece morbid obezite dediğimiz hasta popülasyonudur. Ben obezite ameliyatı olmak istiyorum. Acaba bende işe yarar mı demek için ne sormamız lazım kendimize? Basit yöntemimiz var. Bel çevresini ölçerek. Bacak bacak üstüne atabiliyor muyuz, atamıyor muyuz? Ha. Hepimizin bildiği, duyduğu vücut kitle indeksini kullanıyoruz. Yani kilonun metre cinsinden boyun karesine bölünmesiyle ortaya çıkan sayıya biz vücut kitle indeksi diyoruz. Vücut kitle indeksinin 40'ın üzerinde olması. 35-40 arasında olup obezitenin sebep olduğu herhangi bir ek hastalık varsa. Veya 35 arasında olduğunda da şeker hastalığı varsa, biz bu hastalarda eğer kişi ameliyat dışı yöntemlerle kalıcı olarak kilo veremiyorsa ameliyat yöntemini uyguluyoruz. Dünyada en sık yapılan yöntem tüp mide ameliyatı. Şu an için bilinen en büyük engel, ileri derecede bir yemek borusu alt ucunda reflüye bağlı bir tahrip, rahatsızlık varsa biz bu hastalara tüp mide yapmıyoruz. Kapalı yöntem de yapıyoruz. Ortalama 4 tane küçük kesilerle, en küçüğü 0,5 santim, en büyüğü 2 santimlik 4 adet kesiyle karnına giriyoruz. Midenin yaklaşık olarak %75'lik bölümünü çıkarıyoruz. Cerrahi müdahalenin herhangi bir riski var mı? Sonuçta bu bir ameliyat, yani sıfır riskli bir ameliyat değil. Bir safra kesesi ameliyatının, bir apandisit ameliyatının riski ne kadarsa obezite ameliyatının da riski o kadar. Genel cerrahi ve metabolik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Metin Karadeniz'le birlikteyiz. Hangi belirtilerde şeker hastalığından şüphelenmeliyiz? Özellikle sık acıkıyorsak, ağız kuruluğu oluyorsa, sık yemek yeme ihtiyacı duyuyorsak veya gece sık idrara, tuvalete çıkma ihtiyacı duyuyorsak, ailemizde de şeker hastalığı öyküsü varsa mutlaka bir dahiliye veya endokrin doktoruna gidip bir şekerimizi kontrol ettirmekte fayda var. Şeker ameliyatlarına metabolik cerrahi diyoruz. Metabolik cerrahideki amaç ameliyat yöntemiyle, bir yapacağımız bir ameliyat yöntemiyle kişinin metabolik hastalıklarına son vermek. Nedir bu metabolik hastalıklar? Başta tip 2 şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, tansiyon yüksekliği gibi hastalıkların biz bütününe metabolik sendrom diyoruz. Midenin üst bölümü, fundus dediğimiz bölümde bir iştah hormonu var, grelin. O bölgeyi daha çok almak üzere mideyi şu şekilde boylu boyunca kesip dışta kalan tarafı çıkarıyoruz. Kaç tip şeker hastalığı vardır? Kabaca ikiye ayrılıyor. Tip 1 ve tip 2 diye. Evet. Tip 1 şeker hastalığı aslında çocukluk yaştan itibaren başlıyor. Tip 2 şeker hastalığı zaten şeker hastalarının, toplam bütün şeker hastalarının %90'ını oluşturuyor. Ve bunlar daha çok erişkin ve geç yaş döneminde ortaya çıkıyor. Tip 2 şeker hastalığında tedavisinde eğer beraberinde obezite de varsa yapılan ameliyatla birlikte %70 ila 95 oranında tip 2 şeker hastalığı tamamen geçiyor. Yani kullandığı şeker hapları varsa insülin ilaçlarını tamamen bırakıyorlar. Hangi tür beslenme şeker hastalığını tetikliyor? Tabii ki basit karbonhidrat içerikli gıdalarla beslenmek, abur cuburlarla, özellikle paketlenmiş ürünlerle beslenmek, düzensiz beslenmek, stres, bazen stres de şeker hastalığına sebep olabiliyor. Hareketsizlik falan etkili mi? Tabii ki hareketsizlik önemli. Gece uykusunun az olması, uyku düzeni önemli. Onun için düzenli bir yaşam, düzenli bir beslenme, bunları saladığımız takdirde şeker hastalığına yakalanma ihtimalimiz çok azalabiliyor.